Herkese yeni bir videodan merhabalar Mavi Kadın izleyicileri. Bu videoda eğer ki iPhone kullanıcısıysanız ya da olmayı planlıyorsanız iPhone kullanırken işinize yarayacak 5 hileden bahsedeceğim. Lafı çok uzatmadan videoya geçebiliriz. İlk özelliğimiz tek bir tuşla iPhone telefonlarınızda birçok işlemi gerçekleştirebilmenize yardımcı olacak. Bunun için öncelikle telefonumda ayarlar kısmına giriyorum. Ayarlar kısmına girdikten sonra buradan erişilebilirliği seçiyorum. Buradan dokunmayı seçiyorum. Bu özellik Assistive Touch olarak geçiyor. Özellik şu anda kapalı durumda. Açık hale getiriyorum ve burada tek dokun kısmında tek dokunla menüyü aç, ana ekrana git, bildirim merkezi gibi seçenekler var. Ben buradan tek tuşla ekran resmini seçiyorum ve buradan çıkıyorum. Şimdi hemen bir deneyeceğiz. Ekrandaki şu gri gördüğünüz Assistive Touch butonuna basıyorum ve ekran görüntüsünü alıyorum. Siz bunu tabii ki kendinize göre özelleştirebilirsiniz. İkinci özelliğimiz ise iPhone telefonlarda kulaklığınızla fotoğraf ve video çekmenin mümkün olduğu. Nasıl mı oluyor? Kulaklığınızı takıyorsunuz. Bu kablolu ya da kablosuz olabilir. Ardından telefonunuzdan kamerayı açıyorsunuz. Kulaklığınızdaki ses açma ve kısma tuşlarına bastığınızda fotoğraf çekebiliyor olacaksınız. Bu da uzaktan kendi fotoğrafınızı çekmek için oldukça kullanışlı bir yöntem. Üçüncü özelliğimiz ise kontrol merkezini özelleştirme hakkında. Hepiniz şu üst kısmı aşağıya indirdiğimizdeki bu kontrol merkezini biliyoruzdur. Ben burayı kendime göre özelleştirdim. En çok işime yarayan kısa yolları ekledim. Ardından bunu kişiselleştirmek için ayarlara giriyorum. Ayarlara girdikten sonra denetim merkezine giriyorum ve denetim merkezinde şu anda bende el feneri, sayaç, hesap makinesi gibi denetimler var. Fakat ben buraya dilersem alarm, hızlı not, kronometre gibi birçok farklı denetimi de ekleyebilirim. Sizler burayı kendinize göre kişiselleştirebilir ve iPhone'unuzu daha kullanışlı hale getirebilirsiniz. Bir sonraki özelliğimiz çocuğu olan ebeveynler için gerçekten çok kullanışlı. Adı denetimli erişim nasıl oluyor? Telefonunuzda bir uygulamaya telefonunuzu sabitliyorsunuz ve başka bir uygulamaya geçemiyor oluyorlar. Hemen bunu nasıl yapacağınızdan bahsedeceğim. Ayarlara geliyorum. Ayarlara geldikten sonra buradan erişilebilirliğe geliyorum. Aşağıya geldiğimde denetimli erişim var. Ben de şu anda kapalı. Hemen buradan açık hale getiriyorum. Parola ayarını ayarlıyorum hemen. Denetimli erişim parolası ayarla. Hemen şöyle bir parola ayarlıyorum. Ardından denetimli erişim için bir uygulamaya giriyorum. Atıyorum çocuğumun sadece bir YouTube kanalına gezinmesini istiyorum ve bunun dışına çıkmamasını istiyorum. Bunun için hemen kilit tuşuna 3 kere tıklıyorsunuz. Buradan karşınıza bir yuvarlak çıkıyor ve burada çocuğunuzun tıklamasını istemediğiniz yerleri işaretleyebiliyorsunuz. Mesela ben başka bir videoya geçebilmesini istemiyorum. Sadece bu videoyu izlemesini istiyorum. O yüzden kalan bütün kısımları tıklanamaz hale getiriyorum. Hemen şöyle sürdür dedim. Sürdür dedikten sonra gördüğünüz gibi şu anda elimi oynatsam da hiçbir şekilde aşağı yukarı hareket ettiremiyorum. Buradan sadece video kısmını hareket ettirebiliyorum. Son özelliğimiz ise uyurken müzik dinlemeyi sevenleri sevindirecek bir özellik. Çünkü eğer uyurken müzik dinliyorsanız ve siz uyuduktan sonra da o müzik açık kalıyorsa doğal olarak şarjınız bitiyor. İşte bu durumun önüne geçmek için sizlere hemen bir özellikten bahsedeceğim. Telefonlarınızda saat uygulamasına geliyorsunuz. Ardından sağ alttaki sayaca tıklıyorsunuz. Sayaca tıkladığınızda buradan istediğiniz kadar belirleyebilirsiniz süreyi. Atıyorum ben 1 saat, hatta atıyorum ben buradan 6 saniye seçiyorum. 6 saniyeden sonra sayaç bitince çalmayı durduru seçiyorum ve bu şekilde kalıyor. 6 saniye değil de sizlere gösterebilmek için şunu bir 20 saniye yapalım ve başlatalım. Hemen YouTube'a geliyorum. YouTube'dan bir müzik açıyorum ve bekliyorum. Ve şu anda 20 saniye doldu, müziğimiz de durdu. Bu gerçekten dediğim gibi eğer ki uyurken müzik dinliyorsanız oldukça kullanışlı bir özellik. Geldik bir videonun daha sonuna. Eğer bu tarz videoların devam etmesini istiyorsanız Mavi Kadın kanalına abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Hoşça kalın.